Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi üzerine İyi Parti adına söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık eğitimiyle başlamak istiyorum sözlerime. Son derece zor, meşakkatli ve hayat boyu sürecek bir eğitimdir sağlık eğitimi. Tüm branşlar, tüm kademeler için geçerlidir bu. Şu stetoskopu bir hekim eline alıp hasta bakabilmek için binlerce saat çalışmak, gecesini gündüzüne katmak, sayısız sınava girmek, gençliğinin bir kısmını heba etmek ve hayatının geri kalan kısmını da insanlığa vakfetmek durumundadır. Ve bugünün Türkiye'sinde ne yazık ki tıp eğitimi can çekişiyor. Her yere plansızca açılan tıp fakülteleri, sözüm ona var ama aslında yok. Kendi ilimden, ilçem Bandırma'dan örnek vereyim. Yıllar oldu açılalı tıp fakültesi, ancak öğrenciler Bandırma'da değil. Bina yetersiz, akademik kadro yetersiz, fiziki şartlar yetersiz ve hasta kapasitesi yetersiz. Dolayısıyla bir tıp eğitimi için her şey yetersiz. Öğrencilerimiz İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyor. Orası yeterli olsa canım kurban, orası da yetersiz. Öğrenciler amfilerde bırakın oturacak sıra bulmayı, koridorlarda, merdivenlerde yer bulamıyorlar. Sayın Bakan, biz sizinle aynı fakültede okuduk. Aynı sıralarda okuduk. O dönemde İstanbul'da Frank Amfisi'nde bu şartlar bugünkü şartlardan çok daha iyiydi ve çok daha yüksek kalitedeydi. Bugün 200 kişilik amfilerde maalesef tıp fakültesi öğrencileri 600 kişi olarak eğitim almak zorundalar. Mesele sadece amfilerde ders dinlemek de değil. Bu gençler nasıl pratik yapacak, nasıl hasta görecekler, nasıl deneyim kazanacaklar? Bu mümkün değil. Ha Sayın Bakan, bu bizim umurumuzda değil, açığı Suriyelilerle kapatırım diyorsanız ona söyleyecek sözümüz yok. Çok sayıda tıp öğrencisiyle bir araya geldim geçtiğimiz haftalarda. Öylesine dertliler ki şu stetoskobu alacak paralarının olmadığından şikayet ediyorlar. 100 dolardır şu stetoskop, bunu alacak paralarının olmadığından bahsediyorlar. Ve maalesef hastanede giymek için önlük dahi alacak paraları yok. Fakirliğin diz boyu olduğu ülkemizde ne olurdu bu gençlere birazcık eğitim desteği, eğitim yardımı yapsaydınız? Hoş, doktor olduktan sonra ne veriyoruz ki diyeceksiniz. Siz de haklısınız. Geçtiğimiz günlerde doktorların banka hesabına düştü. Yıllık verdiğiniz giyim yardımı 62 lira 71 kuruş. Bir daha söylüyorum. Doktorlara yıllık verilen giyim yardımı 62 lira 71 kuruş. Ayağınızdaki marka çorabı alamazsınız bu parayla. Maalesef doktorunuza yıllık giyim yardımı olarak layık görüyorsunuz. E tabi hastanelere para lazım. Sayısını kendinizin bile hatırlamadığınız dev hastaneler zincirinize Sayın Bakan, devletten aldığınız teşvik milyarlarca lira. Doktora, öğrenciye para kalmıyor tabiatıyla. Tıp eğitiminde bir başka konu daha var. Yabancılar. Bu zevat sınava girmeden parayı bastırıp tıp fakültesinde öğrenci oluyor. Ve Türk öğrencileri pek çok sınava girerek doktor olurken bunlar sınava dahi girmeden parayla tıp fakültesine girip ondan sonra da doktor oluyorlar. Bir başka konu daha var öğrencilerle ilgili. İntern doktorlara mütevazi bir maaş veriliyor. Devlet üniversitelerinde asgari ücret, özel üniversitelerde ve vakıf üniversitelerinde ise sadece ayda 2000 lira cep harçlığı. Yazık değil mi bu gençlerin emeğine? Devletten aldığınız milyarlarca lira yetmiyormuş gibi hayatlarının baharındaki bu gençleri gece gündüz çalıştırıp emeklerini istismar ediyorsunuz. Bu da asla kabul edilebilecek bir durum değil. Sağlık meslek liselerine gelelim. Neden Sağlık Bakanlığı'ndan alıp Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiniz? Kim denetliyor eğitimin kalitesini ve planlamayı kim yapıyor? Neden izin verdiniz bu eğitimin ticarileşmesine? İş bulma garantisiyle bu okullar her yerde açıldı ve binlerce mezun verdi. Peki bunların ne kadarının ataması yapıldı? Sadece %5. Bu son derece yanlış bir uygulama ve büyük bir plansızlık. Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda size uzun uzun anlattım Türk hekimlerinin neden yurt dışına gittiklerini. Giden doktor sayısı 10.000'i geçti. Rakamlara itiraz etmeyin, rakamlar doğru, isterseniz kanıtlarım. Para için gitmiyorlar. Geleceklerinden endişe ettikleri için gidiyorlar. Sağlığı politize ettiğiniz için gidiyorlar. Mobbinge uğradıkları için gidiyorlar.
uzun ve tahammül edilmez çalışma saatleri için gidiyorlar. Ve ülkenin yarınlarından endişe duydukları için gidiyorlar ve sağlıkta yaşanan şiddet nedeniyle gidiyorlar. Sayın Bakan, size bunları uzun uzun anlattım ve siz de başınızı önünüze eğdiniz ve dinlediniz. Ve benim arkamdan şöyle bir hareket yaptınız. Para için gidiyorlar dediniz. Sayın Bakan, bu bizim meslektaşlarımıza büyük bir haksızlık. Bu kurumun başında en yetkili kişi olarak yurt dışına giden doktorlara, meslektaşlarınıza para için gidiyorlar demek büyük bir haksızlık. Şimdi bu konuya bir açıklık getireceğim. Niye Sayın Bakan bu konuyu böyle düşündü ve para gözlüğünden baktı? Bir şey hatırlatayım Sayın Bakan'a. Birkaç yıl önceydi. Londra'da sağlık merkezinde çalışıyorum. Bir Türk yatırımcı grup geldi, randevu istedi. Görüştük. Türkiye'de hastaneler grubumuz var. Londra'ya açılmak istiyoruz dediler. Kart vizitlerini uzattılar. Ne yazıyordu biliyor musunuz üzerinde? Medipol. Yani Sayın Bakan'ın hastaneleri. Dedim ki gelenlere, gidin Sayın Bakan'a söyleyin, geldiğiniz kişi benim. Dolayısıyla benimle iş yapıp yapmamaya karar versin. Sonra da ortadan kayboldular. Aşamadınız değil mi Londra'da hastane Sayın Bakan? Orada size bedava bina verecek, bedava arsa verecek, teşvik verecek bir yapı, bir devlet bulamadınız değil mi? Bakın, gidenler, yurt dışına giden doktorlar hangi şartlarda gidiyorlar ve ne zorlukları aşarak gittikleri ülkede hekim olarak çalışmaya hak kazanıyorlar. Önce mezun oldukları üniversitelerin akredite bir üniversite olduklarını kanıtlamak zorundalar. Sonra ardından dil sınavları geliyor. Ardından yazılı, daha sonra sözlü sınavlar geliyor. İnanılmaz zor sınavlar. Ben verdim ama gelin bana sorun nasıl verdim. Sonra ardından bir mülakat var. Ve ardından bütün belgeleri getirin bakalım gerçek mi değil mi diye hepsinin tek tek kanıtı isteniyor. Ve en sonunda da bir iyi hal kağıdı isteniyor. Tüm bunları geçtiği zaman Türk hekimleri yurt dışında lisans alma ve orada çalışma hakkına sahip oluyorlar. Açıkçası o giden binlerce Türk hekimi son derece donanımlı, son derece iyi eğitimli, tecrübeli ve akredite üniversitelerden mezun olanlar. Peki Sayın Bakan, gelelim Suriyelilere. Ne yapıyorsunuz? Bununla ilgili ben bir açıklama yapayım. Diplomaları gerçek mi sahte mi araştırmıyorsunuz. Hiçbir Suriyelinin diploması gerçek mi sahte mi tetkik edilmiyor. Sözlü beyan yetiyor. Türkçe sınavı var mı? Yok. Müfredat sınavı var mı? Yazılı, sözlü? Hayır, hiç gerek yok. Peki mülakat var mı? Ona da ihtiyaç yok. Peki bir suça karıştılar mı? Bununla ilgili bir iyi hal kağıdı istiyor musunuz Suriyelilerden? Hayır, ona da gerek yok. Türkiye zaten mafya cenneti, onlar da gelsin. Peki sonra Türkiye Cumhuriyeti diploması hazır. Ardından vatandaşlık da hazır. E bunlar Türkçe bilmiyor, olsun reçeteleri Arapça yazsınlar. E ya eczaneler? Zaten onların da çoğu Suriyeli, onlara da Arapça reçete anlama hakkı da verdik. Dolayısıyla sistem çözüldü. İşte bu şekilde sağlık sistemi çözülmeye çalışılıyor. Bu bir kara mizah ve bu kara mizah maalesef bizim ülkemizde yaşanıyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, diş hekimlerimizin de ciddi sorunları var. Her yere üniversite açılması furyasından onlar da nasibini aldılar. Her gün bir yenisi açıldığı için güncel rakamı söyleyemeyeceğim ama sayı çoktan yüzü geçti. Şu anda yıllık diş hekimi mezunumuzun sayısı 12 bini buluyor. Oysa ülkenin ihtiyacı 2500. Tabii tıp eğitimindeki sorun burada da var. Sayının çok artması beraberinde eğitim kalitesinin de düşmesini getiriyor. Yeni mezun diş hekimlerimizin çoğu ekonomik imkanları olmadığı için muayenehane açamıyor ve yasa izin vermediği için bir başka muayenehanede de çalışamıyorlar. Fakat bir hastanede, bir özel diş kliniğinde iş bulmak da o kadar kolay değil. Dolayısıyla diş hekimliği fakültelerinin de planlanması son derece önemli. Değerli arkadaşlar, diş hekimliği alanında kullanılan malzemelere yılda ödenen para yaklaşık 1 milyar dolar. Bunun %85'i ithal. Özellikle döviz açığının giderek arttığı ülkemizde bu ithalat kültüründen Türkiye'nin kurtulması şart. Söz konusu malzemelerin pek çoğu ülkemizde üretilebilir. Ar-Ge çalışmalarına ve özellikle bu alanda yapılacak yatırımlara destek olunması son derece önemli. Yeri gelmişken ilaç konusuna değinmek istiyorum. Ülkemizde 2023 yılında ilaca harcanan paranın 175 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor.
Bunun kabaca %60'ı yerli, %40'ı ise ithal. Yerli olanın da asıl etken maddesinin neredeyse tamamı ithal. Gerçek rakamları Sayın Bakan'a bir soru önergesiyle sordum. Ancak gelen cevapta rakam yerine ilaç kutusu vardı. Yani bakanlık tüketilen ilaç miktarını, yerli yabancı oranını ya gerçekten bilmiyor ya da milletin gözünden kaçırmak için kutu üzerinden üstün körün bir cevap veriyor. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın ilaç fiyatlandırmada euroyu baz alması olayın nedenini açıklıyor. Türkiye'de, bu güzel ülkede ilaç fiyatları euro üzerinden değerlendiriliyor. Ve bugün yayınlanan bir kararnameyle ilaca yine euro gerekçesiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla %25 zam yapıldı. Bütün Türkiye'ye hayırlı olsun. Değerli arkadaşlar, eczacılık fakültelerinin planlamasında da büyük hatalar yapıldı. Popülist politikalar uğruna plansızca açılan eczacılık fakültelerinden mezun olanların %30 kadarı istihdam fazlası. 57 eczacılık fakültesi var Türkiye'de. Ancak bir tek orijinal Türk ilacı yok. Bir tane orijinal formülümüz yok. Sadece 3 eczacılık fakültesi olan İrlanda'nın yıllık ilaç ihracatı 65 milyar dolar. Türkiye'nin eczacılık fakülteleri açmak yerine yerli ve milli ilaç sanayine destek vermesi, proje bazlı desteklerle ARGE destek vermeleri şart. Aksi halde sistemin bu ithal ilaçla sürdürülebilmesi mümkün değil. Sayın Bakan, sadece İstanbul'da 200 kadar Suriyeli eczacı var ve bunların hepsine Türk vatandaşlığı verildi. Bunlar hiçbir sınava girmeden, diplomaları gerçek mi sahte mi bu bile incelenmeden, ne dil sınavı, ne yazılı sınav, ne sözlü sınavı, hiçbir sınava girmeden bu ülkede eczacı oldular. Türk eczacılarının %30'u istihdam dışı ama Suriyeliler elini kolunu sallaya sallaya geldiler. Hiçbir sınava girmeden sadece ne olduğu belli olmayan, denetlenmeyen diplomalarını ibraz edip gösterip kalktılar bu ülkede eczacı oldular. Ve bunların hepsine istisnasız Türk vatandaşlığı verildi. Hepsinin SGK ile anlaşması var. Bu arada SGK ile ilgili rakamlara şöyle bir baktım. Geçen yıl finansman açığı tam 47 milyar lira SGK'nın. Bu yılın ilk 9 ayında ise 40 milyar lirayı buldu. Kocaman bir kara delik. Size geçtiğimiz günlerde Sayın Şefik Çirkin, Hatay milletvekilimiz bir soru sordu. Dedi ki, yabancı uyruklu olup sonradan Türk vatandaşlığı verilmiş eczacı sayısı kaçtır? Cevap veremediniz. Sadece şunu söylediniz. Ülkemizde eczane açabilmek için Türk vatandaşı olmak şarttır dediniz, kestirip attınız. Bakın Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde Kilis Öncüpınar sınır kapısında yapılan bir operasyonda milyonlarca liralık ilaç yakalandı. Milyonlarca liralık ilaçlar Suriye'ye gidiyordu. Bu ilaçların akıbetini sordu Sayın Vekilimiz size. Dediniz ki bizim işimiz değil, savcılık, gümrük ve emniyetin işi. Sayın İçişleri Bakanımız da burada. Belki bugün yapacağı konuşmada buna da açıklık getirir. Madem iki bakan bugün mecliste, belki buna bir açıklık getirirler. Şimdi Sayın Sağlık Bakanı'na soracağım. Bu ilaçlardan siz sorumlu değilsiniz de neden sorumlusunuz? İlaçların kare kodunu okutsanız, oradan bu ilacın menşei nereden çıkmış, nereye gidecek belli. Dolayısıyla sınırda yakalanmış bu milyonlarca ilacın akıbetini mutlaka ve mutlaka bulup bu ülkeye, bu millete hesap vermeniz lazım. Acaba Suriyeli doktorların, Suriyeli eczacılarla kurdukları çetelerin ve devlet içindeki uzantıların ne olduğu ortaya çıkacak? Bundan mı kaygı duyuyorsunuz? Merak etmiyor değilim. Eğer bu durum başka bir ülkede yaşansa, medeni bir ülkede yaşansa o ülke ayağa kalkar. Bu ülkede doktorlara hiçbir sınava girmeden, hiçbir şey yapılmadan diploma veriliyor, vatandaşlık veriliyor. Eczacılara aynı şey yapılıyor ve bunlar tırlar dolusu milyonlarca liralık ilacı alıp Türkiye'den Suriye'ye götürüyor ve biz bunun akıbetini hiç kimseye soramıyoruz. Gelelim ilaç ve muayene katkı payına Sayın Bakan. Bu ülkede yaşayan her bir Türk vatandaşı, bu ülkenin asil evlatları hastaneye gittikleri zaman muayene katkı payı ödüyorlar. İlaçlarını almaya gittikleri zaman eczanelerden muayene katkı payı ödüyorlar. Fakat sayıları 10 milyonu bulan Suriyeliler bir tek kuruş para ödemiyor. Bu ülkeye hiçbir katkısı olmayan, yük getiren, külfet getiren bu güruha her şey bedava. Bu ülkenin asil evlatları hastaneye gittiklerinde doktora muayene olmak için, ilacını almak için para ödemek zorunda. Bu asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Değerli arkadaşlar, Mart 2002.
Sayın Bakan, Sağlık Bakanımız çok dikkat çekici bir rakam paylaştı. İnanıyorum ki bu rakamı not alacak ve konuşmasında bize cevap verecektir. Suriyeli mültecilere 2.6 milyon ameliyat hizmeti verildi dedi Sayın Bakan. Yani Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilere 2.6 milyon ameliyat hizmeti verildi dedi. Bedava bu hizmet. Tabii o konuşmasında 100 milyona yakın poliklinik hizmeti, yine 3 milyonun üzerinde yataklı hizmet verildiğinden de bahsetti. Ona girmeyeceğim. Şimdi çok ilginç bir şekilde bugün yine İçişleri Bakanımız da burada. Eminim o da buna cevap verecektir. Zamanın İçişleri Bakanı dedi ki Türkiye'de 3.3 milyon Suriyeli var. Bir daha söylüyorum, 3.3 milyon Suriyeli var. Sayın Sağlık Bakanı da 2.6 milyon ameliyat yapıldı dedi. Şöyle bir hesap yapıyorsunuz, her 100 Suriyeli'den 77'si bu ülkede ameliyat olmuş. Ve bu açıklamalar resmi olarak bakanlar tarafından yapıldı. İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı tarafından yapıldı. Çok net doktor olarak söylüyorum. Allah aşkına şu salonda bulunan sizler Türk yurttaşları %77'niz ameliyat mı oldunuz? Asla doğru bir rakam değil. Burada iki bakandan bir tanesi doğruyu söylemiyor. Ya ameliyat sayısı doğru değil ya da Türkiye'deki mültecilerin, Suriyelilerin sayısı doğru değil. Bunun cevabını bekliyoruz sayın iki bakan buradayken. Şimdi sayın bakan, gelelim reçetelerin yabancı dille yazılması meselesine. Geçtiğimiz aylarda e-reçetem sistemine 5 farklı dil eklendi. Türkçenin üzerine 5 yeni dil eklendi. Bu sayede artık reçeteler Arapça başta olmak üzere 5 dille yazılabiliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama yok. Olamaz. Mümkün değil. Bir tane örnek gösteremezsiniz hiçbir medeni ülkede. Sayın Bakan'a bu eleştiri yöneltildiğinde dedi ki bunu sağlık turizmi için gelen yabancı hastalara yaptık. Sağlık turizmi için Türkiye'ye gelen yabancı hastalara yapılmış. Yani bu hastalar gelecekler Türkiye'den sağlık hizmeti alacaklar. Reçetelerini alıp kendi ülkelerine gidecekler ve oradan ilaçlarını temin edecekler. Bunun için yapıldığını söyledi Sayın Bakan, kendi ifadesi var. Doğru değil derse açıklamasını yapar, biz de dinlemiş oluruz. Şimdi Sayın Bakan'dan bir talebim var. Bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak, bir hekim olarak bir İngiliz hastaya bir reçete yazsın kendisi. İngiltere'den gelmiş bir hastaya reçete yazsın. Desin ki al bu reçeteyi, git Londra'da bir eczaneden al. Öyle iddia ediyor ya. Bu hasta kalksın Londra'ya gitsin. Bu reçeteyi Londra'daki eczaneden alsın. Ben bugün huzurunuzda hem milletvekilliğinden istifa edeceğim hem de milletimizden özür dileyeceğim. Mümkün değil yapması, yapamaz. Peki Sayın Bakan, siz doğruyu söylemediğiniz için, bu bilgi yanlış olduğu için, bu milleti yanlış yönlendirdiğiniz için istifa edecek misiniz? Ya da bu bilginin doğrusunu bugün paylaşacak mısınız? Ben çarpıtmıyorum. Sayın Bakan, kürsüye gelir konuşursunuz. Hayır, kürsüye gelir konuşursunuz. Ben size soru soruyorum. Hiçbir şey çarpıtmıyorum. Ben iki tane diploması olan doktorum. Hiçbir şey çarpıtmıyorum. Evet, gelin burada cevap verirsiniz. Genel kurula hitap edelim. Evet, Sayın Başkan, Sayın Başkan müdahale var. Ama siz de genel kurula hitap edin. Ben genel kurula hitap Bakan ediyorum. Hesap soracağım, soru soracağım tamam, Sayın Bakan. Soracaksınız, o da cevap verecek. Sayın Bakan'a. Siz soracaksınız, o da cevabını verecek ama genel kurula hitap edersek daha doğru olur. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Ne konuşacağım ben? Sayın Bakan'a soruyu yönelteceğim Sayın Başkan. Bunlarımıza itirazımız yok Sayın Çömez. Dilediğinizi konuşabilirsiniz. Peki, devam ediyorum. Müsaadenizle devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir soru önergesi verdim Sayın Bakan'a konuyla ilgili. Dedi ki biz bunu Türkiye'deki yabancı hastalar için hazırladık. Peki diyelim ki bu tez doğru. Hasta yabancı, anladık. Doktor Türk, reçeteyi verecek eczacı Türk. Niye bu ülkede yabancı bir hasta için Türk doktorun, Türk eczacının olduğu bir ülkede başka bir dilde reçete yazılıyor? Bunun sebebi son derece açık, son derece net. Hiçbir şekilde gerçekleri milletin gözünden kaçırmaya çalışmayın. Bu ülkede 10 milyonu aşkın Suriyeli var. Gelen doktorların hepsine vatandaşlık verdiniz, doktor lisansı verdiniz. Hiçbir sınava sokmadınız. Aynı şekilde eczacılara da onu yaptınız. 6-7 bin civarında Suriyeli sağlık çalışanı var ve Türkçe bilmiyorlar. Onların işini kolaylaştırmak için yaptınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Gelelim merkezi hekim randevu sistemine. Bu sistem artık çöktü. Artık randevu almak çok zor. Hele hele zamanında randevu almak mümkün değil. Bunun temel nedeni yetersiz hekim sayısı, plansızlık, kötü yönetim ve kaçakların getirmiş olduğu ek külfet.
Aile sağlığı merkezleri yeterince fonksiyonel çalışmıyor ve bu nedenle hastaların pek çoğu sorunlarını ilk basamakta çözebilecekken hastane... Sayın Çömez, lütfen tamamlayın. Peki, çok teşekkür ediyorum. Aslında söyleyecek çok şeyim vardı, çok uzun da bir hazırlık yapmıştık. Ama ben bu notları Sayın Bakan'a göndereceğim. Çünkü konuşulacak ve eleştirilecek çok şey var. Umuyorum Sayın Bakan bugün yapacağı konuşmada bunların hepsine cevap verir ve biz gerçekleri bizzat kendi ağzından duymuş oluruz. Çok teşekkür ediyorum.